haftanın öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Avustralya'nın en büyük borsası yıl sonuna kadar spot Bitcoin ETF'lerini listeleyebilir. Avustralya'nın en büyük borsası ASX'in 2024 yılının sonuna kadar spot Bitcoin ETF'lerini listelemesi bekleniyor. Borsanın sözcüsü konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve başvuruları kabul etmek için bir dizi ihraççı ile görüştüklerini söyledi. VanEck ve yerel firmalar BetaShares ve DigitalX'in de bulunduğu birçok firma başvuru yapmış durumda. Consensus SEC'e dava açtı. MetaMask cüzdanının arkasındaki blok zincir yazılım şirketi Consensus, Ethereum'un bir menkul kıymet olmadığını ve dolayısıyla SEC'in yetki alanı dışında olduğunu savunarak SEC'e dava açtı. Şirket bu dava sebebinin SEC'in Ethereum'u bir menkul kıymet olarak sınıflandırma ve MetaMask'e dava açma girişimini belirten bir well notice bildirimi almaları olduğunu belirtti. Stripe ödeme yöntemlerini kriptoya ekleyecek. 65 milyar dolarlık değerlemeye ve yaklaşık 3 milyon kullanıcıya sahip bir finansal hizmetler şirketi olan Stripe, ödeme yöntemlerinde USDC'yi ekleyeceğini duyurdu. Yapılan basın toplantısında örnek bir uygulama yapıldı ve Solana ağı merkezli Phantom cüzdanı kullanıldı. Kripto ödeme kısmı tanıtılırken USDC'nin ödemelerinin şu an Ethereum ve Solana ağı üzerinde destekleneceği görüldü. Haftanın öne çıkan gelişmelerini izlediniz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Yarının Dünyası Paribu sundu. Paribu.